Gençler merhaba, bugün sizlerle 11. sınıf Bursu'da hazırlık deneme sınavı 2'nin biyoloji soru çözümlerini inceleyeceğiz. 21. sorumuz ile başlayalım. Beyin kabuğunda koklama, zeka, iç organların kontrolü, okuma olaylarından hangileriyle ilgili merkez yoktur? Beyin kabuğu yani korteks, İstemli kas hareketlerini, duyu organlarından gelen duyuların algılanmasını, hafıza ve düşünme gibi fonksiyonları yöneten merkezler içermektedir. Dolayısıyla koklama, zeka ve okuma olayları ile ilgili kortekste ilgili merkezler vardır. Ancak iç organların kontrolü omurilik soğanı tarafından sağlandığı için bununla ilgili merkez bulunmaz ve cevabımız yalnız 3 yani B seçeneğidir. Evet gençler, 22. soru ile devam ediyoruz. Bir aksonun farklı kısımlarının elektriksel yükleri aşağıda gösterilmiştir. Buna göre sinir hücresinin harflendirilmiş olan akson bölgeleri ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Hep birlikte inceleyelim. Öncelikle burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. O da uyartının yönü gençler. Uyartının yönü burada gördüğünüz üzere A'dan C'ye doğru. Ve normal bir nöronu düşündüğümüzde ise uyartının yönü dendritten aksonlara doğrudur. Dolayısıyla A, B ve C bizim için bir aksonu ifade ettiğinde dendritlerden gelen uyarı aksona ve sonrasında akson uçlarıyla bir farklı nörona iletilmesi sağlanacaktır. A'daki yük değişikliğine bakacak olursak buranın repolarizasyon olduğunu söylememiz mümkün. Çünkü repolarizasyonda iletim buradan geçip gitti ve eski haline döndürülmeye çalışıldığı durum söz konusudur. Repolarizasyon haldeyken aksonun içinde sodyum iyonları fazla, aksonun dışında ise potasyum iyonları fazladır. Ve sodyum potasyum pompası ile sodyumların dışarı, potasyumların içeri aktarılması, taşınması söz konusu olacaktır. B alanına geldiğimizde buradaki yük değişikliğinden hemen depolarizasyon olduğunu anlayabiliyoruz. Depolarizasyon durumdayken sodyumların içeri girmesi söz konusudur. C alanına baktığımızda dış kısımda potasyumların az olduğunu, sodyumların ise fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada polarizasyon halde bizim için şunu ifade etmekteydi. Henüz buraya iletim gelmedi ve impulsun gelmesi için hazır halde beklemekteydi. Birinci öncülde A bölgesi yani repolarizasyon hal için yeni bir impuls oluşması açısından gerekli iyon değişimlerinin sağlanmasını ifade edilmiş. Dolayısıyla bu repolarizasyon için söylenebilecek doğru bir ifadedir. Çünkü repolarizasyon impuls iletimini gönderdi ve eski haline yani yeniden impuls olabilecek hale dönüşmeye çalışıyor. B bölgesi bizim için depolarizasyonu ifade etmekteydi ve bu durumda içeride sodyum iyonları fazlayken gördüğümüz gibi aksonun iç kısmında katyon iyonlarının yoğunluğu artmakta, anyon iyonlarının değil. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlış. C bölgesi bizim için polarize hali ifade etmekteydi ve C bölgesinde sodyum iyonları aktif taşımayla hücre içine pompalanır ifadesi doğru bir ifade olacaktır. Biraz önce bahsettiğimiz gibi polarize haldeyken hücrenin dış kısmında yani aksonun dış kısmında sodyumlar fazlaydı. Dolayısıyla C bölgesinde sodyum iyonlarının aktif taşımayla içeriden dışarı doğru taşınması yani az olduğu yerden çok olduğu yere doğru taşınması tabii ki aktif taşımayla gerçekleşecektir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. 23. soru ile devam ediyoruz gençler. Deride bulunan yapıların bazıları numaralanarak aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre şekilde numarayla gösterilen yapılar ve bulunduğu yerler ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Deri, üst ve alt deri olmak üzere iki tabakadan meydana gelmekte. Üst deriye epidermis, alt deriye dermis isimlerini de vermekteyiz. Ve üst deri iki tabakadan oluşmaktadır. Bunlar korun tabakası ve malpighi tabakasıdır. Korun tabakası dış etkilere karşı deriyi koruyan ölü hücrelerden oluşmaktadır. Malpighi tabakası ise canlı hücrelerden oluşan bir tabakadır ve korun tabakasının hemen altında yer almaktadır. Dolayısıyla bir numarayla ifade edilen yer korun tabakasıdır ve üst deride yani epidermiste yer almakta. Malpighi tabakası 2 numarayla gösterilen alan olup yine üst deride yer almaktadır. Artık alt deriye geçiyoruz. Alt deriye baktığımızda ise çeşitli yapılar görmekteyiz. 3 numarayla ifade edilen kısım bizim için ter bezlerini ifade eder ve alt deride yani dermiste yer almaktadır. 4 numaralı yapıya baktığımızda ise kıl kökünü görmekteyiz. Ancak kıl kökü üst deride değil, alt deride yer aldığı için yalnız seçeneğimiz D'dir. 5 numaralı yapı ise bizim için yağ bezlerini ifade eder ve yağ bezleri de gördüğünüz gibi alt deride yer almaktadır. 24. sorudayız. İnsan vücudunda hormonlarından hangilerinin kemiklerin büyüme ve gelişmesi üzerinde etkisi yoktur? Tiroksin hormonu tüm vücut hücreleri üzerinde etkilidir. Dolayısıyla büyüme ve gelişme üzerinde de tabii ki etkileri mevcuttur. Kalsitonin ve paratormon, bunlar antagonist yani zıt etki göstererek çalışan hormonlardır. Ve kandaki kalsiyum seviyesine bağlı olarak bunların büyüme ve gelişme üzerinde etkileri mevcuttur. Oksitosin hormonuna baktığımızda hipotalamusta üretilip hipofiz bezinin arka lobunda depolanan ve gerektiği zaman salgılanan bir hormondan bahsediyoruz. Oksitosin hormonu doğumda rahim kaslarının kasılmasını sağlayan bir hormondur. Dolayısıyla kemiklerin büyüme ve gelişme üzerine hiçbir etkisi bulunmadığı için cevabımız yalnız 3 yani B seçeneğidir. 25. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda koklama ve tat alma organı şematize edilmiştir. Buna göre özelliklerinden hangileri dil ve burun için ortaktır? Hem burunda hem de dilde uyarıcı moleküllerin mukusta çözünmesi uyarıcının algılanmasında önemli rol oynamakta. Dolayısıyla birinci öncülümüz hem dil hem de burun için ortak olacaktır. Kemoreseptör bulundurma yine her ikisi için de ortaktır. Çünkü tat ve koku duyusunun algılanmasında kemoreseptörler görev almaktadır. Alınan uyarıların beyin kabuğuna gitmeden talamusa uğraması dil ve burun için ortak olmayacaktır. Çünkü koku duyusu talamusa uğramadan direkt olarak beyin kabuğuna gider. Ancak koku duyusu hariç diğer tüm uyarılar talamusa uğramaktadır. Daha sonrasında beyin kabuğuna iletilir. Ortak olan ifadelerimiz 1 ve 2 olduğu için cevabımız C seçeneğidir. 26. soru ile devam ediyoruz. İnsanda görülen özelliklerine sahip göz kusuru aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kişi uzağı net göremez, görüntü retinanın önünde oluşur, kalın kenarlı mercekle düzeltilir. Bu özellikler miyop göz kusuruna aittir gençler. Ancak biz diğer göz kusurlarımızın özelliklerini de söyleyelim ki aradaki farklılık daha netleşsin. Hipermetrop adını verdiğimiz göz kusuru yakını görememe, ince kenarlı mercekle düzeltilme ve görüntünün retinanın arkasına düşmesi durumuyla gerçekleşir. Astigmatizm, kornea ya da göz merceğindeki pürüzlerden kaynaklanan ışınların retinada birden fazla yerde odaklanmasıyla meydana gelen bir göz kusurudur. Silindirik mercekle ancak düzeltilebilmektedir ve hem yakın hem de uzak bulanık görünmesine sebep olan bir göz kusurudur. Glikom adını verdiğimiz göz tansiyonu rahatsızlığı ise
Göz içindeki fazla sıvının atılmasını sağlayan kanalların tıkanması sonucunda gözün iç basıncının artmasıyla meydana gelen bir durumdur. Prespiktik adını verdiğimiz göz kusuru ise hipermetrop ile benzer özelliklere sahiptir. Yakını görememe, ince kenarlı mercekle düzeltilme gibi. Ancak prespiktiği hipermetroptan ayıran en önemli farklılık yaş ilerlemesiyle göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi sonucunda oluşmasıdır. Cevabımız D seçeneğidir. 27. sorudayız. Hipofiz bezi yapılarından hangilerini doğrudan uyaran hormon salgılar? Hipofiz bezi TSH ve LH hormonlarının etkisiyle yumurtalığı uyarmakta. Böbrek üstü bezleri ACTH etkisiyle uyarılmaktadır. Ancak paratiroid bezi, tiroid bezi üzerine yerleşmiş olan 4 küçük bez olup hipofiz bezi tarafından uyarılarak hormon salgılamamaktadır. Kandaki kalsiyum seviyesi düştüğünde devreye giren bir hormondur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneğidir. 28. soruya baktığımızda yukarıda verilen hormonlardan hangilerinin yetersiz salgılanması karşısında verilen hastalığın ortaya çıkmasına neden olur? Tiroksin hormonu eğer çocukluk döneminde az salgılanırsa kreatinizm adını verdiğimiz zeka geriliği hastalığı ortaya çıkmaktadır. Aldosteron hormonunun yine az salgılanmasıyla Addison ya da Tunç hastalığı adını verdiğimiz kaslarda zayıflama, yorgunluk, deride koyulaşma rahatsızlığı oluşabilmektedir. ADH adını verdiğimiz hormonun eksik salgılanması durumunda idrar miktarında artma ve seyreltik bir idrar oluşumu söz konusudur. Böbreklerde suyun geri emilimi azaldığı için idrar atımı çok fazla olmaktadır. Bu da şekersiz şeker hastalığını ifade etmektedir. STH hormonu yetişkinlikte fazla salgılandığı zaman akromegali adını verdiğimiz hastalığa sebep olmaktadır. Dolayısıyla cevaplarımız arasında STH olmaması gerekiyor. Cevabımız E seçeneğidir. 29. soru ile devam ediyoruz. Aşağıda insanlarda salgılanan iki hormonun etki mekanizması gösterilmiştir. Buna göre bu iki hormon ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Hipofiz bezinin arka lobundan salgılanan ADH hormonu etkisiyle suyun geri emilimi sağlanmaktadır. Paratiroid bezinden salgılanan parat hormon ile kalsiyumun emilimi sağlanmaktadır. ADH hormonu ve parat hormonun hedef organlarına baktığımızda her ikisinde de böbreklerin yer aldığını görmekteyiz. Hedef organları dolayısıyla aynı olabilir. İki hormonun da yetersiz salgılanması durumunda idrar yoğunluğu değişir. Böbreklerden kalsiyum emilimi sağlanmazsa ya da suyun geri emilimi sağlanmazsa idrar yoğunluğunda değişiklikler meydana gelecektir. Parat hormonun yetersiz üretilmesi durumunda ADH'ın kandaki miktarı artar ifadesi yanlış bir ifadedir. Bunlar farklı etkilere sahip olan farklı yerlerden salgılanan hormonlardır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneğidir. 30. soru ile devam ediyoruz. Aşağıdaki şekilde bir nöronda bulunan yapılar şematize edilmiştir. Buna göre numaralarla gösterilen bölümlerden hangisi impulsun daha hızlı iletilmesini sağlar? İmpulsun daha hızlı iletilebilmesi miyelin kılıf bulundurma, akson çapının geniş olması gibi durumlarla sağlanabilmekteydi. Öncelikle yapılarımızın isimlerini söyleyelim. Bir numaralı yapı bizim için dendritleri ifade eder ve uyartı dendritlerden aksona doğru ilerlemektedir. İki numaralı yapı hücre gövdesidir. Üç numaralı yapı miyelin kılıflar arasındaki atlamalı iletimin gerçekleştiği Ranvier boğumları ifade etmektedir. 4 numaralı yapı
iletimin hızlı olmasını sağlayan miyelin kılıfı ifade eder. 5 numaralı yapı ise akson uçlarını ifade etmektedir. Dolayısıyla iletimin hızlı olmasında 4 numaralı yapı etkili olacaktır ve cevabımız E seçeneğidir.